Başlarına gelmeden bilemiyorlar aslında. O kadar üstüne düşülmediği için de bilgimiz yok açıkçası. Merhaba değerli NAR TV izleyicileri. Bildiğiniz üzere deprem haftasına girmiş bulunmaktayız. Kahramanmaraş'ta en riskli deprem bölgelerinden biri. Biz de bugün NAR TV ekibi olarak halkımıza deprem anında neler yapmalıyız diye soracağız. Bakalım bizleri nasıl yanıtlar bekliyor. Buyurun izleyelim. Yaşam üçgeni yapılabilir. Ya toplumumuz o kadar bilgi edinmeye yok bence ya. Mesela toplumumuza bir şey söylüyoruz. Onu hemen yanlış anlayabiliyorlar. Ya mesela diyelim ki birine bana yaptığınız gibi yoldan çevirin, ne deyin ki işte deprem olacak, şöyle şöyle yapın. O hemen sizi yanlış anlayabilir yani. Onun iyiliğini istiyorsunuz ama o sizi yanlış anlar. Bilinçli olsalar, böyle videolar izleseler, yardım çantaları var, deprem çantaları var. Onları yapsalar, evlerine koysalar. İşte ne gereği var? Deprem bizde mi olacak? Başlarına gelmeden hiçbir şey bilmiyorlar aslında. Öğretmiyorlar herhalde, ondandır yani. Deprem anında neler yapılabilir tarzında bir bilgi öğretilmedi mi okulda? Yani öğretilse de o kadar üstüne düşmediler. Evet. Hani onu bize yapmadılar. Bir işte zil çalar gibi zil çaldı, dışarı çıkıldı falan. O kadar. Ondan sonra o kadar üstüne düşülmediği için de bilgimiz yok açıkçası. Sana soruyu yönelttiğimde bilmiyorum demiştin. Yani bir deprem anında. Aynen abi, bilmiyorum yani. Yani Allah korusun başına gelse belki panik yapıp o binanın yığınının arasında da kalabilirsin. Bir şeyler aynen hakkında bilgin olmadığı için. Aynen öyle abi yani. Deprem anında neler yapmalıyız? Bence sakin olmalıyız. Çok sakin olmamız lazım. Ondan sonra güvenli yerlere geçmemiz lazım. Mesela sandalye altı olur, masa altı olur. Yok, sandalye altı olmaz. Yani böyle. Yani sağlamsa olabilir aslında. Yani. Bu kadar yani. Panik, en başta panik yapmamamız lazım. Acil toplanma alanları var, biliyorsunuzdur belki. Evet. Bu alanlarla ilgili bir bilgi sahibi misiniz? Yok yani, ben hiç bilmiyorum. Var mı ki öyle bir yer? Ben bilmiyorum. Kahramanmaraş'ta. Yok, ben bilmiyorum Varsa'da. Deprem anında neler yapmalıyız? Daha şimdi bizim evde deprem olursa ben Allah ne verdiyse kaçarım yani. Ne diyeyim? Peki sadece sen mi kaçarsın hiç? Aileni falan kontrol etmez misin öncelikle? Ya aslında o an benim aklıma bir şey gelmez yani. Direkt kendimi düşünürüm ben. Yani sadece kaçmak mı olur? Peki nereye doğru kaçarsın? Evin dışına çıkarım. Hani yani bildiğin üzere acil toplanma alanları oluyor depremlerden önce. Belirlenen alanlar oluyor. Aslında ilk kaçmamız gereken yerlerden birisi orası. Ya şimdi bizim bina çarşının ortasında olduğu için öyle bir yer yok bizde. Yani boş gördüm bir yere kaçar oturur mu diyorsun? Aynen. Peki çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Deprem anında ilk önce paniğe kapılmamalıyız. Kendimizi ve çocuklarımızı güvenli bir yere almalıyız. Yaşam yeri miydi? Yaşam üçgeni kurmalıyız. Ve oraya girip beklemeliyiz. Deprem anında neler yapmamız gerek bunu bilmiyorum ki, bu benim bir cahiliyetim. Bunu inkar edemiyorum. Ama 2004 Bingöl depremini yaşadığım için ufaktan da bir korkum var yani. Mesela o 2004 Bingöl depreminde neler yaşadın? Nasıl bir deprem oldu senin için? Neler yaşadım? Psikolojim alt üst oldu. Hatta bizim evin yakınında bir cami vardı. Caminin minaresine kadar her şey yıkılmıştı. Yani ortalık ana baba günüydü. Peki deprem anında ailenle yaşıyordun galiba o zamanlar? Yani o zaman çocuktuk. Nereden baksan bir 5-6 yaşındaydık. Yani deprem anında yaptığınız ilk şey ne olmuştu? Kapıyı kırıp dışarı çıkmak. Yani ilk yaptığımız şey bu oldu. Ondan sonra tabii güvenli bir alan bulduk. Ondan sonra Türk Kızılay ekibi falan geldi.